11 gün önce Suriye kaynaklı meydana gelen petrol sızıntısı Hatay'ın Samandağ kıyılarına ulaştı. Atık denizdeki canlıları tehdit ederken bazı vatandaşlar umursamadan deniz keyfine devam etti. Denizin rengi değişti. Yaşamak için suya muhtaç olan canlıların hayatları tehlikeye girdi. Suyun üzerindeki petrol akıntısı kimisini şoke etti, kimisinin de deniz keyfini bozmadı. 23 Ağustos'ta Suriye'nin Banyas Termik Santrali'nde içerisinde 15 bin ton akaryakıt olan tank denize boşaldı. Akdeniz kıyılarını tehdit eden petrol atığı Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı. Denizdeki atığın fark edilmesi üzerine Samandağ Kaymakamlığı harekete geçti. İnceleme başlattı. Denizde yaşayan 2 milyona yakın canlıyı tehdit eden petrol atığını aldırış etmeyen vatandaşların deniz keyfine devam etmeleri ise bu kadarına pes dedirtti. Çocukları ile birlikte kumda eğlenip denizde yüzen vatandaşlar petrol atığını umursamadı. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Michel Atik, atığın tüm sahili kapladığını söyledi. Umarım büyük bir petrol sızıntısı değildir. Şimdi sahil boydan boya bununla kaplanmış, kötü bir görüntü. Kötü bir görüntü. Bizler açısından çıkan yavru kaplumbağalar hala çıkıyor. Eylül, Ekim ayına kadar çıkıyor kaplumbağalar, Kelonia, Midaslar. Bunların ayaklarına yapışıyor. Yani onları ciddi anlamda tehdit eder. Çevre sakinlerinden Uğur Sıyrık, insanları denize girmemeleri konusunda uyardıklarını ama bir fayda etmediğini belirtti. Tabii ki uyardık ama yine de kimseyi gördüğünüz gibi mazot falan durdurmuyor. Yine de giriyorlar. Sağlık açısından iyi değil ama. Sosyal medya hesabından denizde ve sahil kesiminde temizlik çalışmalarına başlandığını duyuran Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada Ulaştırma Bakanlığı ve Liman Başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekiplerimiz sahilde temizliği yapıyor ancak halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması önemli rica olunur denildi.